Merhaba arkadaşlar. Bu Revit'in Vendom 2 RF modeli. Vendom 2 RF modelinin ne özelliği var? Onu açıklayayım ilk önce. Şöyle gördüğünüz gibi koyu gri gibi bir kot. Bu kordura kumaştan yapılma. Çoğunlukla kevlar kumaştan bile daha iyi koruduğunu söylüyorlar gerçekten. Hem sizi daha az terletebilecek bir yapıya sahip. Ve sürtünmelerde ve çarpmalarda kevlar kumaşlardan daha verimli ve sizin daha az yaralanmanızı sağlayabilecek şekilde yapılmış. Revit özellikle geliştirmiş bu kotu. İç katmanı özel, terlemenizi engelliyor. İsterseniz yanlarında şöyle cepler var. Şu tarz cepler var. Bu ceplere kendiniz birer kalça koruması koyabilirsiniz. Dizlerinde koruma yerleri var. İçeriden şu korumalardan koyabilirsiniz içine. Zaten bu korumalarla beraber geliyor. Bunlar yeni nesil korumalar. Çarptığınız zaman sertleşen ve iç tarafta size yüksek maksimum yaralanmama özelliği sağlayabilecek. Yani kazadan daha hafif sıyrıklarla atlamanızı sağlayacak özelliğe sahip. Aynı kot görünümünde. Özellikle hani çıkartmadan rahatlıkla şehir içinde de gezebilirsiniz. Zaten o düşünüldüğü için yapılmış. Ve çoğunlukla hani kot giyen arkadaşlar üşüdüklerini söylüyorlar. Onu biliyoruz. Bunun içine benim önerim bir tane Revit içlik giymeniz, termal içlik giymeniz. Ama tabii hani bu sizi ne kadar rüzgardan koruyabilir? Kumaşı özel, dikişi özel. Rüzgardan koruması için yapılmış, yaz-kış 4 mevsim kullanabilmeniz için yapılmış. Ama aşırı soğuklarda sizi çok fazla korumayacaktır veya yağmurda, aşırı yağmurda sizin ıslanmamanızı sağlamayacaktır. Bu sadece sizin daha az yaralanmanızı sağlayabilecek şekilde yapılmıştır. Daha az zarar görmeniz için de özellikle şu tarz yeni geliştirdiği dizliklerden koymuş Revit içine. Kalça korumasını da sizin ekstradan almanız gerekiyor. Bunlar böyle satılıyor. Bunun yaklaşık fiyatı 209 euro ve hani 4 mevsim olduğu için de benim tavsiye edebileceğim özelliklere sahip bir motosiklet pantolonu. Kışın kullanırken zorlanabilir misiniz? Evet, aşırı yağmurda zorlanırsınız. Bu ıslanacaktır. Çabuk kuruyacaktır fakat bir yağmurluk kadar size koruma vermeyecektir. O yüzden de bunun için de diyorum ki yağmurdan korunmak için değil tabi. Rüzgardan korunmak için bir tane termal içlik alın. Rüzgar içliği alın. Onunla beraber giyin. Çok daha iyi bir koruma sunacağına emin olabilirsiniz. Onları şimdi göstereyim size. Revit'in iki tane farklı şekilde yapılmış iç pantolonu var. Yani önceden tanıttığım işte kotun içine bunları giyerek rüzgar koruması sağlayabilirsiniz kendinize. Bunun içinden çıkanı göstereyim ilk önce. Size rüzgar koruması sağlayabilecek bir içlik. Bu gerçekten Revit'in özel yaptığı, özel geliştirdiği, motorcular için özel dizayn ettiği bir içlik. Arka tarafı gördüğünüz gibi daha ince bir kumaşa sahip. Ön tarafı daha kalın bir kumaşa sahip. Bu gerçekten rüzgardan sizi koruyacaktır. Özellikle pantolon içine giydiğinizde aynı zamanda iç yapısı sayesinde sizin vücudunuzu saracak ve rüzgar almamanızı sağlayacaktır. Kışın rüzgar almamak gerçekten önemli. Rüzgar hani bacaklarınızı titreye titreye kullanmak hiç iyi bir şey değil. Çünkü özellikle spor, enduro motorlarda bacakların titrememesi gerçekten önemli. Çünkü bacaklar dengeyi sağlayan organlar. Ellerinizle aslında hani dengeyi bir şekilde sağlıyorsunuz. Bacaklarınızın titrememesi, soğuktan etkilenmemesi gerekiyor ki düzgün, rahat sürüş yapabilin. Yani titreyerek sürüş yapmak hiç zevkli bir şey değil. Kendi yaşadığım bir anıyı anlatayım. Sonbaharın son günleriydi. Böyle kışa geçiş aşamasında ama hala güneş açıyor. Yaklaşık 17-18 dereceydi. Taksim tarafına geçmiştim enduro motorla. Altımda da ince bir kot. Fazla soğuk olmadığını düşündüğüm için de ince bir içlik, üstüne de motosiklet montumu giymiştim. Fazla üşümeyeceğimi düşündüm. Ama akşam 5'ten sonra hava tamamen değişti ve bir anda 2 dereceye düştü. O düşüşü hiç unutamıyorum.
Eve dönerken titreye titreye dönüyordum. Boğaz Köprüsü'nün üstünde aşırı rüzgar olduğu için yani rüzgar aynı zamanda üşütüyor, aynı zamanda beni bir yerden bir yere fırlatıyor. Diş takırdamasının ne demek olduğunu anladım. O zamandan beri de gerçekten motorumun arkasında kuru içlikler, her zaman rüzgarlık, yağmurluk taşıyorum. Bu kadar şeyi taşırken gerçekten zorlanıyorsunuz. Tabii ki motosiklet çantaları bize yetiyor. Fakat hani bütün her şeyi de hani uzun yolculuğa çıkacakmış gibi alıp yanımızda taşımak bazen zor olabiliyor. O yüzden hani basit şekilde katlanabilen, küçük şekilde katlandığı zaman fazla yer almayacak şeyleri beraberimizde taşımak her zaman bir güven demektir. Bu tarz hani küçük materyalleri, katlandığı zaman küçük olabilen materyalleri yanınızda taşırsanız sizi rüzgardan, yağmurdan koruyacak, içinizi sıcak tutacak termal giysileri yanınızda taşırsanız yazın bile hani nereden geçeceğiniz belli olmadığı zaman en azından korumuş, kendinizi güvene almış, üşümemiş olursunuz. Aklınızda bulunsun. Siz isterseniz taşıyın, isterseniz taşımayın. Ben her zaman yanımda yedeklerimi taşıyorum. Bir yerden bir yere uzun bir yolculuk yapacaksam, diyelim işte 30 kilometreden, 40 kilometreden, 50 kilometreden daha fazla yol yapacaksam veya işte karşıya geçeceksem, orada belli bir süre kalıp sonra geri döneceksem bu tarz şeyleri yanımda taşıyorum. İlla ki gerekiyor. Sabah gittiğim hava ile akşam döndüğüm hava birbirine benzemiyor. O yüzden yanımda taşıyorum. İsterseniz siz de taşıyın, isterseniz taşımayın. İsterseniz ikisini beraber alabilirsiniz. Rüzgara karşı tam korumanız olmuş olur. Bu zaten kordura kumaştan, onu da söylemiştim. Kevlerden daha dayanıklı olduğu söyleniyor. Tabii ki testlerini yaparak bize gönderiyorlar. Vendome 2 RF diye geçiyor bunun adı. Gerçekten iyi bir kot. Motosiklet pantolonu aynı zamanda çok iyi korumalar sunuyor. Beraberinde alabilirsiniz mağazamızdan veya internet sitemizden gelip bakabilirsiniz. YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi sürüşler.